Merhaba arkadaşlar. Bu cihaz nedir diye sorarsanız şöyle izah edeyim. 50 volt ile 450-480 volt arasında ürettiğiniz rüzgar türbününden ürettiğiniz enerjiyi direkt on grid invertöre basan ve basmasına yardımcı olan kontrol cihazıdır. Yani normalde rüzgar türbinlerinde akü şarj kontrol cihazı olurken bu da on grid şarj kontrol cihazı diyeyim. On grid invertöre yardımcı olur. Şu rüzgarda dönüyor diyelim bu alternatör. Bunun ürettiği elektriği bu kontrol ediyor. Yani nasıl kontrol ediyor? Şebekeye veriyor. Şebekeye on grid invertör veriyor. Ve bunu da programlı olarak ayarladık diyelim. 450 volta ayarladık. Rüzgarda ne kadar elektrik üretti? Atıyorum 50 volttan. Çünkü rüzgar istikrarsızdır. 50 volt üretti. 50 voltu tabii wattına göre, gücüne göre, amperine göre de senin kullanımına sunuyor. Nereye sunuyor? On grid invertöre giriyor. On grid invertörde sizin evdeki veya iş yerinizdeki şebekeye dahil ediyor. Yani kısaca faturanızın rüzgar enerjisinden düşürmesini sağlamış oluyor. Şöyle ben size kısaca hemen bir şey yapayım. Bunu küçük bir program yaptım. Yani 50-55 volt arası. Şöyle bir ampulde küçük bir deney yaptım. Daha sonra da büyük bir deney yapacağım. Yani size bu bir ön bilgi gibi şey yapmak açısından, bilgi vermek açısından gösteriyorum. Şöyle 15 amper bir ampermetre bağlayacağım. Şimdilik emanet koydum oraya. Şimdi tabii belki amper hareket etmeyecek. Çünkü 100 wattlık bir tane ampul olduğu için. Şimdi şöyle düşünelim. 450 volt. Eğer 450 volt rüzgarda üretiyorsa türbin, 450 volt atıyorum 10 amper üretti. 450 çarpı 10, 4,5 kilowatt enerji size katkı sağlamış oluyor. Burada da 10 amper demek, 450 voltu 10'a çarptığınızda 4500 watt yapar. Bu da katkı olarak size, yani faturanızı düşürecektir. Şimdi ben şöyle hemen bir çalıştırayım elle hız kontrolü. Bakın. Ampul yanıyor. Normal rüzgarda üretiyor diyelim. Tabii bu türbin değil de örnek olarak gösteriyorum. Biraz daha hızlandıracağım. Belirli volttan sonra enerjiyi kesecek. Bu rezistanslara verecek. Bakın şöyle. Ben bunu 60'a ayarladım. 60'a gelince 59, 60 gördünüz. Bu yani fren yapması demek, enerjiyi buraya veriyor. Şu anda bunlar ısınıyor fren yaptığında şu. Evet. Tabii ben masa üstünde kısa süreli test ettiğim için bakın gayet güzel çalışıyor. Tabii burada 100 wattlık ampul bile tam yanamıyor. Çünkü 60 voltta yarı yarıya. Burada da ampermetremiz tabii kalkmamış oluyor. Burada anlayamadığınız bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü sizlerden gelen bilgilere göre bunu daha iyi geliştirme, yapma, kullanıma sunma gibi işlemleri yapabiliriz. Şunu söylemeyi unuttum. Bu nedir? Enerji on. Yani enerji açık. Şuraya geldiğimizde yani örneğin türbünü devre dışı yapacağız veya bir arıza var. Örneğin şu anda türbin dönüyor. Hafif bir rüzgar var, dönüyor. Durdurmak istiyoruz. Ne yapıyoruz? Bakın. Durdurduk. Veya çok yavaş dönüyor. Veya fırtına var diye haberlerde dinledik. Fırtına var. Alternatörü koruma altına almış oluyoruz. Bakın. Alternatörümüz dönüyor. Kapattım, durdu. Bu da manuel olarak işlem yapmış oluyor. Evet, yine yorumlarınızı, önerilerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.